Değerli dostlar, Adana Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Sistem Makine sponsorluğundaki yayınlarımızda şimdi Ege Ekin Organik firmasının standayız. Yanımızda ziraat mühendisi Sayın Onur Avcı Bey var. Onur Bey, yayına hoş geldin. Hayırlı fuarlar. Tekrar beraberiz. Sağ olun, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Nasıl geçiyor fuar sizinle? İlk gün tabii biraz önce protokol toplantısı da vardı. Tam biz stand olarak da güzel bir yerdeyiz. Alana bakılacak olursak da ilk gün için katılımcı sayısı gayet umut verici. Umarım fuar sonuna kadar da böyle devam eder. Tabii biz özellikle kaolin kilini, Ege Ekin Organik firmasının ürettiği kaolin kilini gerek reklamlarla gerekse eğitim programlarıyla çiftçilerimize anlattık. Şimdi şu anda öncelikle tabii artık kaolin kili nedir, nerede kullanıldığı bu soruların ben insanların anladığını düşünüyorum. Ama yine bir tekrar edelim. Bir kaolin kilini kısaca bir anlatalım. Özellikle Ege Ekin Organik'in ürettiği ürünün diğerlerinden ana farkı ne? Bir de şu anda tabii sezon olarak hasattan sonraki bir zaman nereye yapılması lazım? Söz sende. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dilerseniz alayım mikrofonu da. Kaolin kili doğal bir maden. Biz bu madeni işleyerek tarım vasfı kazandırdık. Bu da ne demek oluyor? İçerisindeki bitkiye zarar verecek, sorun çıkartabilecek ağır metalleri arındırdık ve hem alet ekipmanlarımızda hem de bitki stomalarında tıkama yapmayacak şekilde 2-4 mikrona düşürdük. Bu da tarım vasfını kazandırılmış bir ürün olarak üreticilerimize, çiftçilerimize sunuyoruz. Tabii ki bu saydıklarım en büyük farklardır. Bunun yanında bitki üzerinde kalıcılık süremiz veya kullandığımız dozaj da çok önemli. Çünkü %4, %5 dozajlarla kullanmak yerine biz Ormix Plus'la %2 dozaj uyguluyoruz. Bu da bizler için ve üreticilerimiz için çok büyük avantaj olmuş oluyor. İçinde bulunduğumuz döneme gelecek olursak da pek çok üründe hasatları bitirdik. Hani Adana bölgesindeyiz, sıcak, zeytinlerde hasat olacak. Narinciye'de de içinde bulunduğumuz dönemde hasat devam ediyor. Hemen hasatın peşine bordo bulamacı veya bakırlı ürünleri tercih etmektense bizim F Plus'ı uygulayabiliriz. Fakat diğer bölgelerden de gelen ziyaretçilerimiz kış için hazırlık yapacaksa da L Plus'la kışa güçlü şekilde girebiliriz. Tabii üreticilerimiz standımıza geldiğinde bizlerden detaylı bilgi alabiliyorlar. Biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Kendi bahçelerine göre kişiselleştirme de yapıyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye'de iklim farklılıkları, bölgelere göre, arazideki hava değişimlerine göre de ihtiyaç duyduğu ürünü, ihtiyaç duyduğu dönemde nasıl uygulayacaklarını da anlatıyoruz. Peki Onur Bey, ben şey sormak istiyorum. Özellikle siz bordo bulamacından bahsettiniz. Biz birçok programda yaptığımız programda şunu dedik. Kardeşim, bordo bulamacı artık geçmiş çağın dibinde kaldı. Dolayısıyla bordo bulamacının tarıma katacağı bir şey yok. Bordo bulamacının sağlayamadığı birçok faydayı, birçok şeyi kaolin kilisi de sağlıyor. Evet. İsterseniz burada bordo bulamacı kullanmadığında kaolin kiliyle ilgili yapılacaklar neler? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Tabii, hemen şu söyleyeyim. Bizim F Plus zaten bitkiyi temizleme konusunda yardımcı olacağı için, destek sağlayacağı için bordo bulamacının içindeki ağır metal olan bakırı kullanmasına üreticilerimizin ihtiyacı olmayacak. Şimdi biz gövdede uzun sürede kalabiliyoruz. Bordo bulamacını kullandınız, bir yağmur yağdı, iki yağmur yağdı, yıkandı gitti. Hem toprağımızı o bakırla zehirliyoruz hem de kullandığımız üründen verim almak adına süremiz gidiyor. Ben de diyorum ki biz zaten kendi yayıcı yapıştırıcımızı kullanmadığımız halde bir ay onunla beraber de yapıştırıcımızla beraber de neredeyse iki aya kadar dayanma süremiz var. 20 yaşa kadar dayanma süremiz var. Hemen yıkanıp gidecek bir ürünle mücadele etmek için tekrar tekrar uygulama yapmak için uğraşmaktansa F Plus'la hem muadili hem doğal bir ürün, zararlı bir yan etkisi yok hem de uzun süre kalıcı. Ve maliyetler, malum tabii üreticimiz Türkiye'de girdi maliyetlerini ne kadar azaltırsa o kadar kazanabiliyor. Maliyetler de çok daha uygun fiyata elde etmiş oluyorlar. Peki son olarak şunu sorayım. Tabii kalıcı derken izleyicilerimiz buradaki meyvedeki kalıntıyı zannetmesinler. Tabii. Evet. Aksine burada etki süresinden bahsedelim. Onu da bir açıklamış olalım. Çünkü kafalar karışmasın. Son olarak neler söylesiniz? Sizde olan kısım bitiriyoruz.
Bölgedeki üreticilerimizi standlarımıza bekleriz. Burada ben olurum, diğer arkadaşlarımız olur. Her türlü yardımcı olacaklardır. Kendi bölgelerinde nasıl bir üretim yapmaları gerektiğini de detaylı olarak onlara aktarıyoruz. Umarım hasat olmadıysa da bereketli hasatlar dilerim. Hasat etmiş olan üreticilerimize de unutmasınlar. Hasat sonrası uygulamalar gelecek yıl için ilk adımdır. Şimdiden teşekkür ediyorum kendilerine. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet değerli dostlar, Onur Avcı Bey'e teşekkür ediyoruz. Ege Ekin Organik'teki yayınımızda sonuna geldik. Özellikle değerli dostlar, Ege Ekin Organik şu anda kaolin kilidi denilen sektörün ilk akla gelen firması oldu. Burada ciddi bir emek verildi. Hem Köy TV ekibi, başta Turgay Bey olmak üzere Onur Bey'e, bütün Ege Ekin Organik ekibine, kameranın arkasındaki burada ekip var Ege Ekin Organik'te. Mustafa var, Batuhan var, bir de bizim Tarık Bey var. Hepsine selam, teşekkür ediyoruz. Tabi onlar kamera arkasında kaldı. Dolayısıyla geniş bir ekip olarak buradalar. Siz de gelip sorularınızı sorarsanız cevaplarlar. Sisa Makine sponsorundaki yayınlarımızda bir sonraki standımızda karşınızda olacağız.